Bu videoda aritmetikle alakalı olan dağılma özelliği, birleşme özelliği ve değişme özelliği gibi çeşitli özelliklerin negatif sayılar için de geçerli olduğunu gösteren örnekler vermek istiyorum. Bunun sözde kalmaması için ve konunun daha iyi anlaşılması için negatif sayıları kullanarak bu özelliklerin onlara da uygulanabileceğini örnekler üzerinde göstereceğim. Örneklerimiz için Kaan Akademi web sitesindeki alıştırmalardan yararlanacağız. İlk örneğimiz şöyle diyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksi 2 çarpı 5 eksi 3'e eşittir? 5 eksi 3'ün 2 olduğunu ve eksi 2 ile çarpımının sonucunun eksi 4 olduğunu hemen söyleyip, şıklar arasından hangisinin eksi 4 sonucunu verdiğini hızlıca bulabilirsiniz tabii. Ama bu videonun amacı, size bir özellik kullandırmak. Örneğin, bu soruda dağılma özelliğini kullanabilirsiniz. Hadi gelin öyle yapalım. Bunun için, eksi 2'yi parantezin içine dağıtabiliriz. Yani bu durumda onu, 5 ile ve eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bundan sonrasını iki şekilde yazabilirsiniz. Eksi 2 çarpı 5 artı eksi 2 çarpı eksi 3 veya eksi 2 çarpı 5 eksi eksi 2 çarpı artı 3. Şimdilik her ikisini de yazalım. Eksi 2 çarpı 5 artı eksi 2 çarpı eksi 3. Böyle yazabiliriz. Veya şöyle de yazabiliriz. Eksi 2 çarpı 5 eksi. Bakın buraya eksi koyarsak bu 3'ü artı 3 olarak almamız gerekiyor. Yani bunu 5'ten artı 3 çıkarıyor gibi düşünün. O yüzden eksi, eksi 2 çarpı artı 3 yazıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada eksi yazdıysam, burada artı yazdım. Veya burada artı yazdıysam, burada eksi yazdım. Ama sonuç olarak bu iki ifade birbirine eşit. Her iki ifadede eksi 2'nin dağıtılmış halini gösteriyor. Peki bu ifadeler neye eşit? Eksi 2 çarpı 5, eksi 10 eder. Eksi 2 çarpı eksi 3 ise artı 6'dır. Yalnız alttakinde eksi 2 çarpı artı 3 demiştik ki bu eksi 6 eder. Ama bu eksi 6'yı çıkardığımız için 2 eksiden dolayı başına artı koyarız ve bu da artı 6 olur. Kutu için aldığım bu ifade artı 6'ya eşittir. Eksi 6'nın çıkarılması demek olan bu ifade de artı 6'ya eşittir. Peki sonuç ne oldu? Eksi 10 artı 6. Bu da ikinci seçenekteki ifadeyle aynı. Yani bu seçenekteki ifadenin sonucu da tabii ki eksi 4'e eşit. Soruda bize verilen ifade de eksi 4'e eşitti. Bu şekilde de sağlamasını yapabiliriz. Mesela bir üsttekine bakarsak, bu seçenekteki ifade eksi 16'ya eşit. Üçüncü seçenek olan yukarıdakilerden hiçbiri, seçeneğini de tabii ki işaretlemeyeceğim çünkü sorudakine eşit olan bir ifade buldum. Hadi gelin birkaç örnek daha yapalım. Şimdi sorumuz şu. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksi s çarpı t çarpı s'ye eşittir? Doğru olan tüm seçenekleri işaretleyin. Bu soruda işlem yapıp sonucu söyleme ve ona göre şıkları değerlendirme şansımız yok. Verilen ifadenin üzerinde biraz oynamamız gerekecek. Bu soruyu çözmenin birkaç yolu var. İlk olarak, birbiriyle çarpılan bu değerlerin sırasını değiştirebiliriz. Yani bu ifadeyi örneğin şu şekilde de yazabiliriz. Eksi s, ya da bir saniye, daha düzenli ilerleyelim ki dönüp bakınca ne yaptığımız anlaşılsın. Evet, şimdi şu şekilde yazabiliriz eksi s çarpı s çarpı t. Her bir değeri farklı bir renkle yazalım. Çarpı t. Seçeneklerden biri bu yazdığımıza benziyor mu? Bu seçenek neredeyse aynı gibi. Eksi s çarpı s yerine s çarpı eksi s yazıyor. Arada böyle ufak bir fark var. Aynı şeyleri tekrarlamayı pek sevmesem de, şimdi kullanacağımız bir şeyi hatırlatmak zorundayım. Çok iyi bildiğiniz gibi çarpma işlemi değişme özelliğine sahip. Bu ne demekti? A çarpı B ile B çarpı A birbirine eşit. O halde ilk iki seçeneğin yerini değiştirerek bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. S çarpı eksi S çarpı T. Ne yaptım? Bu ikisinin yerini değiştirdim. Eksi S ile S'nin yerlerini değiştirdim ve ifadeyi bu seçenekteki ifade haline getirdim. Şimdi gelin, ilk seçenekteki ifadenin soruda verilen ifadeye eşit olup olmadığına bakalım. Bunu görmenin en kolay yolu, seçenekteki ifadeyi sadeleştirmek. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da, dışarıdaki s'yi parantezin içine dağıtmak. s'yi parantezin içine dağıtırsam, bu ifade şuna eşit olur. s çarpı t Araya nokta koyarak da, koymadan da yazabiliriz. Her ikisi de kabul. Eksi s çarpı s. Bu şekilde yazabileceğim gibi, eksi s kare diye de yazabilirim. Sonuçta ikisi de aynı şey. Gördüğünüz gibi bu ifade, diğer seçenekteki ifadeden çok farklı bir şey oldu. Diğer seçenekteki ifade, üç ayrı değerin çarpımı şeklindeyken, bu ifadede yalnızca iki ayrı değer var iki değerin çarpımı var ve bir değerin karesi var. Yani bu ifade kesinlikle soruda verilen ifadeye eşit değil. Geçelim sıradaki soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksi x çarpı parantez içinde eksi y çarpı x'e eşittir? Bu arada az önceki sorudan önce söylemeyi unuttum ama bu aşamada videoyu durdurup soruyu ilk olarak kendi başınıza çözmeyi deneyin bu kuralımız tüm sorular için geçerli. Doğru olan tüm seçenekleri işaretleyin. Öncelikle gelin soruda verilen ifade üzerinde biraz değişiklik yapalım. Bildiğiniz gibi çarpma işlemi birleşme özelliğine sahip. Yani bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. Eksi x çarpı eksi y çarpı x. Soruda verilen ifade sonradan yazdığım bu ifadenin bu şekilde parantezle bölünmemiş halidir. Ki bu da önce parantezin içindeki değerlerin çarpılması gerektiğini belirtir. Çarpmanın birleşme özelliğinden dolayı parantezleri bu şekilde yazabilirim. İfadenin bu ikinci halinin ilginç olmasının nedeni, iki adet eksi işaretli değerin çarpımını içermesi. Çünkü bu ikisinin çarpımı artı işaretli olacak. O halde bu artı x çarpı artı y ile eşit olacak. Neden? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı x çarpı artı y. Ardından bir tane daha x ile çarpıyoruz. Bunu da yazalım. Çarpı x. Çarpma işleminin bir diğer özelliği de değişme özelliğiydi. Biliyorsunuz. Yani çarpılan değerlerin çarpım sırasını değiştirebilirsiniz. Bulduğumuz bu ifadeye benzer bir ifadeyi seçenekler arasında görmüyorum. Peki, sıralamayı değiştirip ilk olarak x'leri çarparsam elimde nasıl bir ifade olur? x çarpı x çarpı y. Ne yaptım? Sondaki x ile y'nin yerini değiştirdim. Çarpma işleminde çarpım sırasını değiştirebiliyorduk. O yüzden biz de aynen bunu yaptık. Elde ettiğim ifade hala seçenekler arasında yok. Ama x çarpı x x kareye eşittir. Öyle değil mi? Yani ifadenin şu kısmı x kareye eşit. O halde ifadenin tamamı neye eşit? x kare çarpı y. E bu da zaten bu seçenekteki ifadenin aynısı. Peki ilk seçenekteki ifade sizce sorudakine eşit olabilir mi? Bu seçenekteki ifade aslında bir sayıya eşit. Çünkü x'in sayısal değeri ne olursa olsun, x eksi x sıfıra eşittir. Ve sıfırla da neyi çarparsanız çarpın, sonuç sıfır olur. O nedenle ilk seçenekteki ifade sıfıra eşittir. Yani gördüğünüz gibi ilk seçenekteki ifadenin ikinci seçenekteki ifadeyle herhangi bir alakası yok. Dolayısıyla bu seçeneği kesinlikle işaretlemiyoruz. Hadi gelin bir soru daha çözelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi a çarpı eksi 10 artı 11'e eşittir? Bu soruda da ilk yapmamız gereken şey a'yı parantezin içine dağıtmak olabilir. Gelin a'yı dağıtalım. a çarpı eksi 10 eşittir eksi 10 çarpı a veya eksi 10 a ve a çarpı 11 işareti artı olacak a çarpı 11, 11 çarpı a ile aynı şey. O halde burayı 11a yazabiliriz. Verilen seçeneklerden hangisi buna eşit? Eksi 10a artı 11a. İlk seçenekteki ifade de tam olarak eksi 10a artı 11a. O zaman bunu işaretleyebiliriz. Peki ikinci seçenek eşit olabilir mi? Bu seçenekteki ifade, bulduğumuz ifadedeki değerlerin yer değiştirmiş hali. Yani 11a'yı başa alırsak, ikinci seçeneği elde etmiş oluruz. 11a'yı başa alırsak, aynen şöyle olur. 11a eksi 10a. Evet, işte aynen böyle. Gördüğünüz gibi tek yaptığım şey, 11a'yı başa yazmak oldu. Demek ki, verilen iki seçenek birbirine eşitmiş. O zaman, bu ikinci şıkkı da işaretleyebiliriz.